Vatan, onu parsel parsel satanların değil, uğrunda dar ağacına gidenlerin vatanıdır. Bu söz 28 Şubat'ta "İyi ki doğdun ve bize ışık oldun" diyerek onurla andığımız Deniz Gezmiş'in sözüdür. Adalet ve Kalkınma Partisi siyaset meydanına çıktığında 3Y formülünü anlattı vatandaşa. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele edecektiniz. Şimdi bugün lanetle andığınız, hala unutamadığınız 28 Şubatçılardan ne farkınız var Allah aşkına diyorum. Bakınız olup bitenlere, baskıcı politikalardan şikayet edip sistemi değiştireceğim diyen sizler, sistemi değiştirmediğiniz gibi daha da güçlendirip kendiniz kullanmaya başladınız. Bugün o andığınız 28 Şubat'tan daha demokratik bir ülke değil Türkiye. Eskiden Osmanlı Sarayı'nda devşirmeler olurdu. Sözüm meclisten dışarı, bugün de kaçak sarayda devşirmeler mevcut. Sizin mağduriyetleriniz dediğim gibi bitmez. Ama ben istiyorum ki artık biraz da sizin mağdur ettiklerinizi konuşalım. Mağdur kim? Mağdur hala 28 Şubat günlerini yaşayan, bu kürsüden hala 28 Şubat mağduriyetini ifade eden mi? Yoksa mağdur bugün ihraç ettiğiniz öğretmen, mağdur ihraç ettiğiniz hukukçu, mağdur ihraç ettiğiniz akademisyen mi? Elinizi vicdanınıza koyun. Gerçek mağdurun artık sizler olmadığını, bugün mağdur değil, mağdur eden pozisyonunda olduğunuzu unutmayın. Bakınız, eğitimi yamalı bohçaya çevirdiniz. Bugün eğitim deyince aklımıza bilim, teknoloji, sanat gelmiyor. Eğitim deyince aklımıza aidat paraları geliyor, servis parası geliyor, atanamayan öğretmenler geliyor ve çalınan sınav soruları geliyor. Bu mağduriyetleri sizler yarattınız. Ve şimdi diyorum ki ben buradan mağduriyetleri biz gidereceğiz. Ve sözlerimi bitirirken diyorum ki vatan için uykular kaçıyorsa eğer devrim başlamış demektir. Bahar yakındır. 17 Nisan'da baharı hep birlikte yaşayacağız. 17 Nisan'da baharı hep birlikte gülerek karşılayacağız ve diyorum ki, soruyorum ki sizlere, hanginizin uykusu kaçmıyor bugünlerde vatan için? Teşekkür ederim.